Merhaba arkadaşlar, bugün eşitsizliklerden bahsedelim. AYT için çok önemli bir konu. Önünüzde bir grafik var arkadaşlar. Bu grafiğin önce fonksiyona dönüştürülmesi gerekiyor. Sonra köklerine karar vereceğiz. Bakın arkadaşlar, burada bir asimtot var. Asimtot demek fonksiyonun tanımsız olduğu yer demek. Nerede? Eksi b'de. Tanımsızlık arkadaşlar kesirli bir ifadede, paydanın sıfır olduğu yerden gelir. Demek ki burada bir x artı b var paydamızda. Bakıyorum, burada bir asimtot daha var arkadaşlar. Burada da ne var? Asimtot 3a'da oluşmuş. Demek ki paydada yine tanımsızlık olduğu için 3a diye bir kök var. Ancak burada soldan gelirken de sağdan gelirken de arkadaşlar ne olmuş? Dikkat edin. Limit değeri aynı yere gitmiş. Demek ki çift katlı bir kök var burada. Şunu biraz uzatalım. Daha sonra bakıyoruz. Eksi b bölü 2 de ve 2a'da normal sıfır değerler var ve fonksiyon buralarda tanımsız değil. Yani bu değerleri almış. Demek ki x artı b bölü 2 ve x eksi 2a diye iki tane kök var. Bunlar da paydaki ifadeler arkadaşlar. Bunlarda çift kat yok. Neden? Bakın, çift kat demek aslında, değil mi? Sağdan da yaklaşırken, soldan da yaklaşırken aynı yere gitmek demek. Ya da teğet olsaydı yine biz buna çift kat derdik. Yani şöyle baca durumu olduğunda ya da teğet olduğunda buna çift katlı kök diyebiliriz arkadaşlar. Şu an grafikte böyle bir şey görmediğimiz için bunlar normal tek katlı kökler. Baca ya da teğet durumu yok. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Demiş ki fonksiyonu tanımsız yapan x değerleri. Tanımsız yapan x değerler paydadan gelenlerdir. Yani eksi b ve 3a. Bunların toplamı arkadaşlar neymiş? 14'müş. Tek katlı kökler. Tek katlı kökler, bakın eksi b bir tek katlı kök. Buradan eksi b bölü 2, yani bunu sıfırlayan değer, o da tek katlı bir kök. Sonra buradan da arkadaşlar 2a artı 2a, bu da tek katlı bir kök. Bunların toplamı da 11'miş. Biraz kısaltırsak burayı, eksi b artı 3a eşittir 14. Diğer taraftan eksi 3b bölü 2 idi. Yani eksi 3b artı 4a, payda eşitleri kesiyorum arkadaşlar, eşittir 22. Şimdi b'lerden kurtulmak istiyorsak üst tarafı eksi 3 ile genişletelim bence. Artı 3b eksi 3b gitsin. Buradan eksi 9b artı 4a'dan eksi 5a kalacaktır. Buradan da 3 kere 14 eksi 42, 22 çıkarırsam arkadaşlar eksi 20 kalacaktır. Ki a'nın 4 olduğunu söyleyebiliriz. A 4 ise arkadaşlar buradan 3 kere 4 12 karşıya atınca b'ye de ne kalacaktır? Arkadaşlar 2 kalacaktır, değil mi? 3 kere 4 12 karşı attık. 2b eksi 2'miş, özür diliyorum. A çarpı b değeri buradan eksi 8 deriz olacaktır. Biraz önce konuşmuştuk arkadaşlar. Teğetlerde çift katlı kök vardı bakın. Gördüğünüz gibi burada ne var? Bir çift katlı kökümüz var. Burada da bir çift katlı kök var. Normal değerlerde şuralarda ise arkadaşlar tek katlı kök vardır. Unutmayın, teğet ve baca durumu varsa, yani bir grafikte arkadaşlar şöyle bir baca oluşmuşsa burada bir tanımsızlık vardır ama çift katlı bir tanımsızlık, yani kesirde oluşan bir çift katlı köktür. Eğer teğet durumu varsa bu da arkadaşlar pay kısmında oluşan bir çift katlı köktür. Şimdi burada bakıyorum, fonksiyonumuzun x1 ve x2'de çift katlı kökleri var, Adana doğru. Tek katlı köklerin çarpımı sıfırdır. Evet, tek katlı köklerden bir tanesi sıfır olduğu için arkadaşlar, değil mi? Çarpanlardan biri sıfırsa otomatikman bütün çarpımı sıfır yapacaktır. Çift katlı köklerin toplamı pozitiftir diyor. Çift katlı köklerin toplamı pozitiftir bilmiyoruz. Örneğin mesela buranın sayısal değeri buranın sayısal değerinden büyükse, eğer negatif olan daha büyük olacaksa sonuç eksili çıkar. Eğer bunun sayısal değeri daha büyükse o zaman sonuç artılı çıkar. Yani kesinlikle yanlıştır diyemeyiz, soru işareti. Kesinlik yok burada. Yani cevap değil ama. D şıkkına bakalım. Çift katlı köklerin çarpımı pozitiftir. Bunu kesinlikle yanlış olarak değerlendirebiliriz. Niye? Çünkü köklerden biri negatif, biri pozitif bakın. Dolayısıyla çarpımları negatif olacaktır. Sonra kökler toplam pozitiftir diyor. Bunu da kesin bilemeyiz. Bir kesinlik yok. Evet, bu soruda arkadaşlar önce kökleri bulalım. X eşittir 1 bakın. Her bir çarpanı ayrı ayrı sıfır yapan değere kökleyeceğiz. Üst taraftaki şunu sıfır yapan değer 1 arkadaşlar. Ama 1 de kare olduğu için çift katlı kök. Yani siz onu aslında x eksi 1 çarpı x eksi 1 diye düşündüğünüzden bu kök 2 kere gelmiş oluyor. Onun için çift sayıda geldiği için çift katlı diyeceğiz. Şurada arkadaşlar artı galiba bu. Evet, x artı 2'den dolayı bir tane eksi 2 kökümüz geliyor. Onu sıfırlayan değeri kökliyoruz biliyorsunuz. Buradan bir tane x eşittir 3 geliyor ama onun da kuvveti çift olduğu için bu da çift katlı kök. Bir tane de x eşittir eksi 1 geliyor. Şimdi bunları tabloya yerleştirelim. En küçükten büyüğe doğru sayı doğrusu gibi. Eksi 2, eksi 1, 1 ve 3 diyoruz arkadaşlar. Sonra çift katlılar arkadaşlar çift çizgi çizelim. 1 şurası ve 3 burası. Bir de bakın burada bir eşitlik var. Yani şunun eşitlik olması arkadaşlar bu denklemin sonucunun sıfır olduğu değerleri çözüme dahil edebilirsin anlamına geliyor. Bu denklemin sonucunu sıfır yapanlar üstten gelen köklerdir. Yani artı 1 ve eksi 2. Artı 1 şurası, bunu dolu yapıyorum. Eksi 2, onu da dolu yapıyorum. Diğerler arkadaşlar boş boş olacak.
Şimdi işarete bakalım. Hep aynı sağdan başlayacağız biliyorsunuz. Baş katsayı işareti arkadaşlar her bir terimin ayrı ayrı işaretlerini bulup çarpılmasıyla elde ediliyor. Bu artı, buradaki eksinin işareti, buradaki eksinin de artı, buradaki de artı, buradaki artı. Dolayısıyla artı ile başlayacağız. Çarptığımızda artı yapar çünkü sonuç. Çift katlı köklerde işaret değişmiyor biliyorsunuz. Sonra tek katlarda değişiyor. Ne oldu arkadaşlar, dikkat ederseniz? Bize küçük sıfır taraf dediği için negatif tarafları soruyor. Yani eksi taraflardır sıfırdan küçük taraflar. Şu aralığı bulduk cevap olarak. Yani eksi 2'den köşeli parantez 1'e kadar bir açık. Birleşim, şurada da ne var? 1 var sadece arkadaşlar. O da tek bir eleman. Onu da listeyle süslü parantezle gösteriyoruz. Yani cevabımız burası oluyor. Bu soruda arkadaşlar mutlak değer var. Mutlak değerlerde her zaman çift katlı kök vardır. Unutmayalım. Yani x eşittir 7'de bir çift katlı kökümüz var. Onları kutu için alıyoruz. Şurası artı 2 zannediyorum. X eşittir eksi 2 bir kök oluyor ama bu da çift katlı. Çünkü o da karesi var. Kuvveti çift. Yani iki kere gelecek aynı kökten. Aşağıdan da arkadaşlar x eşittir 1 var. Yine bunları sayı doğrusunu arkadaşlar küçükten büyüğe doğru yerleştirelim. Eksi 2, 1 ve 7. Eksi 2'ye ve 7'ye arkadaşlar çift katlı koymayı unutmayalım. Bu arada bakıyorum eşitlik var. Eşitlik varsa biliyorsunuz sonucu sıfırlayan değerleri çözüme dahil etmeliyiz. X eşittir 7 sıfırlıyor. Bunu dahil ettim. X eşittir eksi 2 sıfırlıyor. Onu da dahil ettim. 1'i dahil etmiyorum. Çünkü bir paydayı sıfır yapıyor. Tanımsızlıktır. Çözümde olmamalı. Şimdi baş katsayının işaretine bakalım. Buradaki baş katsayı zaten mutlak içinde olduğu için her halükarda artı. Bu da kareli olduğu için her halükarda artı. Ama aşağıdan x'in yani en büyük dereceli x'i teriminin işaretinin eksi olduğunu görüyorum. Artı ile artı çarptım. Artı eksiye böldüm. Eksi. Demek ki eksi ile başlayacağız. Çift katlı işaret değişmiyor. Tekrar eksi. Burada işaret değişiyor. Burada bir daha değişmiyor. Artı. Bizden büyük sıfır taraf istendiği için artı taraflar isteniyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Artı taraflar şuralar mı oluyor? Burada yok. Bize en büyük 3 tam sayının toplamını soruyor. Bir kere çözüm aralığında olmasa bile dışarıda çözüme dahil olan bir 7'miz var. Yani en büyük sayımız 7. Sonra çözüm aralığına giriyorum. 1'den 1 dahil değil bakın. 1'den küçük olan 0 var. Sonra ondan da küçük olan eksi 1 var. Yani çözüm aralığının içerisinde olan en büyük 3 tane sayımız bunlar. Ve bunların toplamı arkadaşlar Ceyhan. Burada arkadaşlar iki ayrı eşitsizlik var. Birincisi x parantezini alırsak yer üst tarafı bakın. Şuradan bahsediyorum. X parantezinde x eksi 1 küçük sıfırdır. İkincisi ise arkadaşlar biliyorsunuz köklü bir ifadenin içi hiçbir zaman negatif olamaz. Yani orada da ayrı bir şey var. X bölü şunu çarpan olarak yazıyorum. X eksi 2 çarpı x artı 2 arkadaşlar. Bunun her zaman büyük eşittir sıfır olması gerekiyor. Çift dereceden bir kök olduğu için. Gördüğünüz gibi çift satırlı bir tablo yapacağız bu soruda. Bunun kökleri x eşittir 0 ve x eşittir 1 ve eşitlik yok dikkat edin. Bunun kökleri ise x eşittir 0, x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2. Yukarıda çift katlı kök yok, aşağıda da çift katlı kök yok. Ha bakın bunlar iki farklı eşitsizlik olduğu için burada 0 var, burada 0. Hocam iki kere gelmiş, ona çift katlı koyalım mı? Hayır, koymayacağız arkadaşlar. Çünkü bunlar birbirinden bağımsız ayrı ayrı eşitsizlikler. Burada çift katlı kök yok. Ama aynı eşitsizliğin içerisinden sıfır hem üstte hem altta gelseydi o zaman ona çift katlı derdim. Ama şu an demeyeceğim. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Tablo oluşturuyoruz. En küçük sayımız eksi 2. Sonra ne var? 0. Sonra ne var? 1. Sonra ne var? 2. İki satırlı bir tablo yapıyoruz. Şuna birinci denklem, bunu ikinci denklem diyoruz. Birinci denklem köklerin üstte, ikinci denklem köklerin altı yazacağım arkadaşlar. Birinci denklem kökleri bakıyorum. Nedir? Silemedim şurayı. Ha. 0 ve 1. 0 ve 1'e işaret koyuyorum. Eşitlik var mı burada? Yok. Onun için bunları boş boş çiziyorum. Baş katsayı artı artı olduğu için sağdan artı olarak başlıyorum. Sadece kendi köklerine gelince işaret değiştiriyor. Bakın onun dışındakileri kök saymıyor. Yani şu onun için bir kök değil, bu da onun için bir kök değil. Dolayısıyla oraları umursamadan geçti gitti işaret tablomuz. Gelin alt tarafın köklerine. Burada 0 var, 2 var ve eksi 2 var. Ve hiçbiri dahil değil diyeceğim ama 0 dahil. Neden? Eşitlik varmış. Yani denklem sonucunu 0 yapan değeri çözüme dahil etmeliyiz. Sıfırda eşitlik var. Ama aşağıdan gelenler tanımsızlık yapacağı için onları hiçbir zaman dahil etmeyeceğiz. Bunun da artı 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 olduğunu görüyorum baş katsayıların. Yani artının artıya bölümü artı olacağı için sağdan artı ile başlıyorum. Tek katlı kökte işaret değişti. Sonra tekrar kök, tekrar kök. Her köke geldiğimizde işareti tersine çevirdik. Şimdi üstteki denklemin küçük sıfır olduğu, yani eksi olduğu, alttakinin de büyük sıfır olduğu, yani artı olduğu yer arıyoruz. Yani eksi artı şeklinde bir tablo arıyoruz yukarıdan aşağı doğru. Bakıyorum eksi artı bir tablo var mı arkadaşlar? Evet, böyle bir şey göremediğim için, üstün eksi altının artı olduğu bir tablo göremediğim için ortak bir çözüm yokmuş arkadaşlar. Yani cevap Adana diyelim.
Burada kökler toplamı ve çarpımına odaklanalım. Kökler toplamı hatırlıyorsunuz eksi b bölü a'ydı. Yani bu soru için m eksi 3 olur. Eksi ile çarptığım için m eksi 3'e dönüştürdüm. Böyle a 1 yazmıyorum. Artı kökler çarpımı c bölü a'ydı. Yani o da neydi arkadaşlar? M eksi 5 bölü 1'di. Bunların arkadaşlar küçük eşittir 0 olması gerekiyor. Görüyoruz ki 2m küçük eşittir 8. Buradan m küçük eşittir 4 oldu. M'in alabı c pozitif tam sayı değerlerin toplamı arkadaşlar 1, 2, 3, 4'tür. Bunları toplarsak da 10 yapacaktır. Bu soruda arkadaşlar köklerin ikisi de negatif görüyoruz. X1, X2, X de 0'dan küçükler. O zaman anlıyoruz ki X1 çarpı X2 2 negatif kökün toplamı büyük 0 yapmalı. Diğer taraftan kökler toplamı olan x1 artı x2 de küçük 0 yapmalı. Bu arada iki farklı kökün olduğunu bildiğimiz için de görüyorsunuz x1 x2'den farklı. Dolayısıyla delta'nın da büyük 0 olması gerekiyor. Yani 3 tane şeye dikkat edeceğiz. Burada bu soruda kökler toplamı bize bir şey vermeyecek. Neden? Kökler toplamı eksi b bölü a'dan zaten eksi 6 yapıyor. Zaten t'ye bağlı bir bilgi vermiyor bize. Onun için bunu çok değerlendirmeye gerek kalmayacak. Kökler çarpımına bakalım, o da c bölü a. Yani c dediğimiz sondaki sabit terim eksi t eksi 8 bölü a da 1. Bunun büyük 0 olması gerekiyor. Buradan anlıyorum ki arkadaşlar eksi t büyüktür 8. Her tarafı eksi de çarparsam t küçüktür eksi 8 yapar. Eşitsizlik yön değiştirdi. Bu dursun. İkincisi, bir de iki farklı kök geldiği için delta'nın büyük 0 olduğunu bilmemiz gerekiyordu. B kare eksi 4 ac'nin büyük 0 olduğuna dikkat edeceğiz. B dediğimiz 6 arkadaşlar. Karesi 36 eksi 4 çarpı. A1 C de değil mi? Eksi T eksi 8. Bununla büyük 0 olması gerekiyor. Buradan biraz düzenlersek 36 artı 4T artı 32'nin büyük 0 olması gerekiyor. Yani 4T büyüktür eksi 4. Buradan T büyüktür eksi 1 mi yapar? Gördüğünüz gibi T eksi 8'den küçük. Eksi 1'den de büyük olacak arkadaşlar. Bunları toplarsak ne olur bakalım. T eksi 1'den büyük olacaksa ne olur? Eksi 1 dahil olmayacak tabi bu arada. 0, 1, 2, 3 bula bula sonsuza kadar gider arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9 deyip burada bırakayım. 1 eksi 8'den de küçük olacaksa yani eksi 9, eksi 10, eksi 11 diye sonsuza kadar devam eder. Biz bunları topladığımızda eksi 9 ve sonrasının buradan da artı 9 ve sonrasıyla birbirini götüreceğini biliyoruz arkadaşlar. O zaman ne yapmamız lazım? Sadece şunları mı toplamamız gerekiyor? Buna bakarsak 8, 7 daha 15, 6 daha 21, 5 daha 26, 30, 33, 34, 35, 36 yaptı. Tabi ufak bir işlem hatası yaptım galiba. Değil mi? 36, 32'den ne yapar? 68 yapar arkadaşlar. Doğru mu? Burası 68 yaparsa eğer karşıya atınca eksi 68 yapar. Şurası. Evet, orada bir işlem hatası yapmışım. Özür diliyorum. Eksi 68 ise arkadaşlar 4'e bölünce de eksi 17 yapacaktır burası. Yani demek ki t neymiş arkadaşlar? Büyüktür eksi 17. O zaman ne yapıyorum? Eksi 8'den küçük, eksi 17'den büyük sayılar bakıyorum. Eksi 17'den büyükse eksi 16, eksi 15, eksi 14. Bula bula bula. En son eksi 9'a kadar mı geleceğiz? Bunların toplamında eksi 100 yapıyor arkadaşlar. Ceyhan olsun cevabımız. Burada değişken değiştirelim. 3 üzeri x'i a diyelim. Daha önceki derslerimizde yapmıştık, hatırlayacaksınız. O zaman a kare, çünkü burası 3 üzeri x'in karesidir. Eksi, şu ifadeyi de 4 çarpı 3 üzeri x çarpı 3 diye düşünebiliriz ya. Orası da ne yapacaktır? 12a artı 27 yapacaktır. Küçük 0. Şimdi bu ifade çarpanlara nasıl ayrılır? Şuna bakıyorum. 9'a 3, eksi 9'a eksi 3 diye düşünürsek çarpımlar ne yapacaktır? Artı 27, toplamlar eksi 12. Demek ki a eksi 9 çarpı a eksi 3 diye düşünebiliriz burayı. Bu durumda arkadaşlar ne olacaktır? Tabloyu a için yapmış olacağım. Bakın. A'nın kökleri 3 ve 9 oluyor. Baş katsayı artı olduğu için artı, eksi, artı, çift katlı kök falan yok. Biz küçük sıfır tarafı istediğimiz için A bu aralıkta mı değer alacak? Demek ki A ne olmalıymış arkadaşlar? 9 ile 3 aralığında değerler almalıymış değil mi? Küçük sıfır demek eksi demek ya, o zaman eksi tarafı aldık. Şimdi A yerine gerçek değerini yazalım. O da ne yapacaktır arkadaşlar? 3 üzeri x küçüktür 9, büyüktür 3. Şimdi x o zaman demek ki burada 1 ile 2 arasında değerler alacaktır değil mi? Yani cevabımız bursa olsun. Şimdi bu özel bir soru arkadaşlar. Grafiğimiz fonksiyonumuz bir parabol, dikkat edin. Parabolün nedir arkadaşlar? Baş katsayısı pozitifse kolları yukarıdır. Yani şöyle bir grafik var elimizde. Fx fonksiyonu bu. Ama bütün kökler neymiş arkadaşlar? Birden daha küçükmüş. Yani bir süre x1 dersek, buraya da x2 dersek bunlar arkadaşlar birden daha küçükmüş. Yani bir sağda bir yerde kalmış olmalı. Bu durumda nasıl bir denklem kurabiliriz? Ben diyorum ki bir değerini fonksiyonda yerine koyarsak bulacağımız değer kesinlikle pozitif olacak değil mi? Çünkü sonuçta
F1 değeri büyük sıfırdır. Diğer taraftan arkadaşlar baş katsayı olan A da büyük sıfırdır. Doğru mu? O zaman hemen F1 hesaplamaya çalışalım fonksiyondan. Sonucun büyük olduğu sıfır olduğu yerleri görmeye çalışalım. 1 koyarsak ne oldu? 1 eksi F1'in sıfırdan büyük olması durumu değerlendiriyorum. 3 eksi 2m, buraya 1 koymuştum. Eksi m, bunun büyük sıfır olması gerekiyor. Dağıtırsak 1 eksi 3 artı 2m eksi m büyük sıfır olmalı. Buradan m eksi 2 büyük sıfır olmalı. Yani en büyüktür 2 olmalı. O zaman m'in alacağı en küçük değer 3'tür. Evet, burada da yeni bir özellik daha öğreneceğiz arkadaşlar. Mutlak değerin çift katlı kök olduğunu zaten biliyorduk. Yani x eşittir 2 bir çift katlı kök. Şöyle kutu içerisine aldık. X eşittir eksi 5 diğer kökümüz arkadaşlar. Şurada bir ifade var bakın. Buradan kök gelmez. Yani 2 üzeri x eksi 4'ten bazı öğrenciler hocam x eşittir 4 köktür diyor. Hayır, kök arkadaşlar o çarpanı sıfırlayan x değeridir. Şimdi x yerine 4 yazarsanız üst 0 oluyor mu? 2 üzeri 0'dan sonuç 1 oluyor. Yani şu ifade sıfırlanmıyor. Dolayısıyla o x eşittir 4 bir kök olmayacak arkadaşlar. Aşağıdan gelen köklere bakalım. Aşağıdan da x eşittir 1 var bir kökümüz. Bir de x eşittir eksi 1 var. Ama x eşittir eksi 1 mutlak içinde olduğu için o da çift katlı köktür. Şimdi arkadaşlar tabloya bunları yerleştiriyorum. Ha, burada buradan kök gelmese bile işaretine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani baş katsayısı artıysa hani şu artı eksiği belirlerken ona dikkat edeceğiz. Kök gelmese bile işlemin işaretini etkileyecektir. Fakat burada artı olduğu için sorun olmayacak. En küçük kökümüz eksi 1. Sonra pardon eksi 5. Sonra eksi 1. Sonra 1 ve sonra 2 var. Çift katlı köklerimizi belirtelim hemen. X eşittir 2, X eşittir eksi 1. Çözüme dahillik var mı? Evet, burada eşitlik olduğu için yukarıdan gelen köklerin çözüme dahil olması gerekiyor. Yani yukarıdan gelenler bakın üstte yazmıştım zaten. 2 ve eksi 5'i dolu çiziyoruz arkadaşlar. Diğerleri kesinlikle boş olacak. Çünkü paydan sıfır olması durumunu istemiyoruz. Baş katsayının işaretine gelelim şimdi. Burası artı bu çarpan. Bu çarpan da artı. Buradan kök gelmese bile işareti artı bakacağız. Ha, burası eksi. Çünkü en büyük dereceli terim x ve işareti eksi. Burası mutlak değer olsun zaten yine artı. Artıları çarpı eksiye bölersek eksi ile başlayacağımızı görüyorsunuz. Eksi çift katlı köklü olduğu için hala eksi. Sonra artı çift katlı olduğu için hala artı. Sonra geri eksi. Bakın bizden büyük sıfır taraflar istiyor. Yani artı taraflar. Büyük sıfır demek. Bunlar isteniyor bizden. O zaman ne olacak arkadaşlar? Kaç farklı tam sayı değeri var? Bakın eksi 5 dolu olduğu için çözüme dahil. Eksi 4, eksi 3, eksi 2 var. Eksi 1 dahil değil. Devam ediyorum. Sonra 0 var. Sonra 1 dahil değil. Sonra devam ediyorum. Aralıkta olmasa bile 2 var. Çünkü dolu dolu yapmışız onu. Çözüme dahil demek ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer arkadaşlar bu denklemi sağlar. Bu da orijinal bir soru arkadaşlar. Bu soruda da x artı 2'den bir kök geliyor. X eşittir eksi 2 şeklinde bir kök geliyor. Ancak fx var. fx'ten hangi kökler geliyor? fx'i grafikten okuyacağız. fx'in kökleri de biraz önce konuşmuştuk. X eksenini kestiği noktalardı, değil mi arkadaşlar? X eksenini kestiği noktalar nedir? Eksi 3 var, eksi 1 var ve 5 var. Ha, şu kökün aynısı oralardan gelseydi çift katlı diyecektik ama aynısı gelmedi. Farklı kökler geldi. Onun için toplamda 4 farklı kökümüz olacak tabloda. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorum yine. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve 5. Şimdi baş katsayının işaretine bakarken şu çarpanın işareti artı, fx'in işareti artı ve eksi, ona nasıl karar veriyoruz? O da şu arkadaşlar, en sağda grafik yukarı gidiyorsa artıdır, aşağı gidiyorsa eksidir. Yani grafiğimiz bizim burada yukarı gittiği için artan bir fonksiyon için işaretimiz artı olacak. Yani gerçekten 5'in sağ tarafında bu grafik artıdır. Biz de zaten 5'in sağ tarafından başlayacağımız için artıyı baz alacağız. Bu da artıydı zaten. O zaman artı. Çift katlı kök falan olmadığı için eksi, artı, eksi, artı. Bu arada herhangi birisi paydayı sıfır yapmadığı için, tanımsızlık olmadığı için, grafiklere bir asimtot falan görmediğimiz için tanımsızlık durumu yok yani. Köklerin hepsi nedir? Çözüme dahildir. Neden? Burada eşitlik var çünkü sonucu sıfır yapan değerleri çözüme dahil et diyor bize yani. O zaman biz küçük sıfır tarafı istiyoruz. Yani eksileri tarayacağız. Onlar da bunlar. Yani çözüm aralığımız arkadaşlar eksi 3 ile eksi 2 köşeli parantez. Bakın sınırlar dahil. Birleşim eksi 1 ile 5 köşeli parantez. Bu durumda ne oluyor? Eksi 3 var, eksi 2 var. Buradan da ne var? Eksi 1 var. 0, 1, 2, 3, 4, 5 var. Kaç tane tam sayı değeri vardır diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane cevap denizli olsun. Evet, burada yine çift satırlı bir tablo yapacağı benziyoruz arkadaşlar. Eşitsizliklerde işler dışarı çarpım yapamayız. Çünkü x'in pozitif mi negatif mi olduğunu bilmediğimiz için
olduğunu bilmediğimiz için karşı atarken eşsizliğin yön değiştirip değiştiremeyeceğine karar veremiyoruz. Bu anlamda işler yapmıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Bunu normal çıkarmaymış gibi bu tarafa atıyorum. Şimdi payda eşitlersem x kare eksi 16 bölü x küçük eşittir 0 yaptı mı? Bunu çarpanlara ayırırsam x eksi 4 çarpı x artı 4 bölü x küçük eşittir 0. Aynı şeyi bu tarafta yapalım arkadaşlar. O da ne yapacaktır? X kare artı 8 bölü x, pardon, 6'yı atmayı unuttuk bu tarafa. Önce 6'yı bu tarafa atacağız, değil mi? 6'yı atarsak ne olacaktır? X kare artı 8 bölü x eksi 6 küçüktür 0 olacak. Bir daha payda eşitlersek x kare eksi 6x artı 8 bölü x küçük eşittir 0, pardon, küçük 0. Sonra bunu bir daha çarpanlara ayırabiliyoruz galiba, eksi 2 eksi 4 diye. Pardon, burada eşitlik yoktu. Şimdi bakın elimizde iki tane eşsizlik oldu arkadaşlar. Bu iki eşsizliğin tablosunu yapacağız. Tek tek kökleri bulmaya başlayalım. Buradan bir kökümüz 4, biri eksi 4, biri 0. Buradan bir kökümüz 2, biri 4, biri 0. Bakın 0 ve 4'ler ortak ama aynı eşsizlikten gelmedikleri için onları çift katlı saymayacağız, unutmayın. Hemen tablomuzu yapalım. Bütün kökleri küçükten bir yerleştirelim. En az ne var bakıyorum? Eksi 4 var. Sonra ne var? 0 var. Sonra ne var? 2 var. Sonra ne var? 4 var. Çift satırlı bir tablo olacağı için şöyle uzatıyorum. Bu birinci denklemimiz olsun. Yine bu ikinci denklem. Üst tarafa birinci denklem köklerini yazıyorum. Ne var? 4 var. Tabi bu arada eşit 0. Bakın şurada eşittir durumu olduğu için payı 0 yapanları çözüme dahil edebilirim. Paydayı 0 yapanlar hiçbir zaman olmaz. Yani 4 ve eksi 4'te doluluk olacak. Paydadan gelen 0 da boş olacak ve çift katlı kökümüz yok. Baş katsayı artı 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 olduğu için artı ile başlıyorum. Köke geldi, şart değişti, gidiyor. Tekrar köke geldi, şart değişti, tekrar köke geldi, şart değişti. Buraya gelince arkadaşlar burada köklerimiz 2, 4 ve 0. Onları işaret göreceğiz ve eşitlik olmadığı için hepsi boş olacak. Yani sonucun 0 eşit olma durumu da istemediği için üstleri de almıyorum bu sefer. 2, 4 ve 0 işareti koyalım. Baş katsayı artı 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 olduğu için artı ile başlıyorum. Her köke geldiğinde işaret değiştiriyorum. Bakın burada kök olmadığı için işaret değişmedi. Şimdi üsttekinin sıfırdan küçük, alttakinin de sıfırdan küçük olduğu durumlar istiyor. Yani ikisinin de eksi eksi olduğu durumlar istiyor. İkisinin de eksi eksi olduğu, bakın burada var. Bir de ne var? Burada var. Zaten bize çözümlerden birini soruyor. Ya eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar varsa işaretleyeceğim. Ya da 2'den 4'e kadar işaretleyeceğim. 2'den 4'e kadar var galiba. Cevabımız burada denizde. Bu arada 4 arkadaşlar yukarıdaki eşsizlikte dolu, aşağıdaki boş olduğu için ben onu burada boş çizmeliyim. İkisine birden dahil olmadığı için. Evet, başarılar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.